rinoplasti ve estetik anlayışım, bu özellikle altını çizmek istediğim bir kavram. Çünkü biz rinoplasti hastasının hemen anlaşılan bir burunla ortaya çıkmasını istemiyoruz. En azından ben istemiyorum. Çünkü amaç kişinin burnuna baktırmak değil. Amaç kişinin gözüne, mimiklerine, beden diline, bütün güzelliklerine bakmak. Burnunu da bunun içinde kendi yerini almalı ama sadece buruna fark ediyorsanız, o burun aslında kusurlu bir burundur. Yani nasıl ki koca bir burun görüyorsanız, doğal olmayan herhangi bir burunu gördüğümüz zaman da hemen biz bunu görürüz. İşte estetik anlayışta biz ne kadar hani izlerimizi yok etmeye çalışıyorsak, aynı zamanda o burunun dışarıdan ameliyatta olduğunu anlaşılmasını istemiyoruz. O nedenle varsın küçük bir kemeri olsun, varsın burnu aşırı kalkık olmasın ama estetikli olduğu anlaşılmasın. O yüzden aşırı burnu kaldırmamak lazım. Aşırı burun küçültmemek lazım. Burnun yukarıdan aşağıya doğru olan kısmında, orta kısmında hafifçe bir genişlemesini sağlamış olmak lazım. Yani mandalla sıkılmış gibi olmaması lazım. Hele hele bir erkekte burnun çok küçük olmaması, çok sivri olmaması lazım. Kişinin yüzüne bakmak lazım. Kimi kişinin yüzü daha kare. Onlar da bizim daha iri bir burun yapmamız lazım. Daracık bir burun yapmaktan kaçınmamız lazım. Ama kimi insanın yüzü daracık. O zaman belki daha ince bir buruna özen göstermemiz lazım. Yani kişinin estetik görünümü burunla beraber aslında fark edilmeyen, kişinin güzelliğinin ön plana çıktığı bir görünüm olmalı.